Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe taraftarlarına sonsuz bir mutluluk yaşattı. İşte sarı lacivertli takımın 19. şampiyonluğunun öyküsü. 29 Mayıs Çarşamba günü spor kamuoyu Aykut Kocaman'ın istifasıyla sarsılırken Fenerbahçe için de yeni bir dönem başlıyordu. 3 yıllık Kocaman dönemi beklenmedik ve bir o kadar da ani bir istifa sonrası bittiğinde manşetlerde Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için ön plana çıkan isimler Mustafa Denizli, Lucescu, Löw ve Ersun Yanal'dı. Sezon başında teknik direktörü Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe uzun süre görüşmeler ve aramalar sonrası Ersun Yanal ile anlaşarak sezona başladı. Yanal, Kocaman'ın takımını bozmadı ve transferleri de eski hocanın listesine göre yaptırdı. Sezon başında UEFA'dan gelen men haberiyle sarsılan sarı lacivertliler hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptı. Burada Boluspor'u 4-0 mağlup etti. Bir diğer hazırlık maçı için Azerbaycan'a giden Fenerbahçe Hazar'ı 4-0 mağlup etti. Son hazırlık maçında PSV'ye 2-0 mağlup oldu. Jazz'tan gelen haberle Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan Fenerbahçe, Salzburg'u eleyerek son eleme turuna kalmayı başardı. Salzburg maçından 5 gün sonra uzun süre 10 kişi götürdükleri maçta Süper Kupa'yı Galatasaray'a kaybetti. Süper Kupa'nın ardından lige başlayan Fenerbahçe, Emre ve Yobo'nun golleriyle 2-0 öne geçtiği maçı oldukça kötü bir son 30 dakikanın ardından Konyaspor'a 3-2 ile kaybetti. Üstelik bu maçta Mert Günok son dakikalarda bir de penaltı kurtarmıştı. Ardından Arsenal'i sahasında ağırlayan Fenerbahçe 3-0 mağlup olarak üzüldü. Dönüşünde Eskişehir Spor ile oldukça zorlu bir maça çıkan Fenerbahçe ölüp ölüp dirildiği maçta Kayt'ın golü ve Mert'in çıkardığı penaltıyla 3 puana uzandı. Eskişehir Spor maçından sonra İngiltere'ye giden, deplasmanda Arsenal'a iyi oynayan ancak 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor'u ilk yarıdaki üstün oyunuyla geçen sarı lacivertliler devreyi 3-2 önde kapattı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe maçı 5-2 kazandı. Jazz'tan gelen 2 yıl men cezasını onama kararıyla sarsılan Fenerbahçe, bu moral bozukluğuyla Kasımpaşa maçına çıktı. Maç oldukça zorlu başladı. Kasımpaşa 2 kez öne geçti ama Webo'nun 90. dakikadaki golü Fenerbahçe'yi hayata bağladı. 5. haftada rakip Elazığspor'du. Sov'un 18'e geri dönüşüyle patlaması bir oldu. Musa Sov'un hat-trick yaptığı maçta rahat oyun ve 4-0 gibi net bir skorla 3 puana uzanan sarı lacivertliler oldu. Sarı lacivertliler Eylül ayının son maçı için Ankara'daydı. Gençlerbirliği'ne karşı çok zor bir 90 dakika oynandı. Geçen sezon şampiyonluğu 19 Mayıs'ın çimlerinde bırakan Fenerbahçe, Kayt'ın 60. dakikadaki golüyle 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 7. haftada rakip Trabzonspor'du. 3 puandan daha fazla anlam ifade eden bu maç oldukça gergin bir havada oynandı. Trabzonspor'un maç boyu iyi kapandığı mücadelede sarı lacivertliler pozisyona dahi giremedi ve maç 0-0 bitti. Fenerbahçe milli aranın ardından 20 Ekim'de Kayseri'deydi. Sov'un 9. dakikadaki golüyle öne geçen sarı lacivertliler 22'de Azofeifa'nın friki ile sarsıldı. Ancak şampiyonluğun meşalesi Kayt'ın ortasında Emenike'nin Fenerbahçe formasıyla attığı ilk golle birlikte yanmaya başladı. Kadıköy'e dönen Fenerbahçe'nin rakibi bu kez Gaziantepspor'du. Kayseri'de perdeyi kapatan Emenike bu kez Kadıköy'de perdeyi açan isim oldu. Sov devam etti. 75'te fark 1'e inse de Emenike 85'te tekrar sahneye çıkarak 3 puanı getirdi. İlk haftadaki kazanın ardından 8 maçta 22 puan toplayan Fenerbahçe, Bursa'ya ligin en zor deplasmanlarından birine gitti. Ferhat Kiraz'ın golüyle geri düşen Fenerbahçe, Webo'nun 63'teki golüyle skoru eşitledi. 83'te Emenike ile öne geçti. Tam 3 puan bizim derken Batal'la 90+1'de Volkan'ın büyük hatasıyla eşitliği sağladı. Son olarak sahneye çıkan eski Bursalı egemen oldu. Kadıköy'de rakip Galatasaray'dı.
Tribünler hınca hınç doluydu. Maç beklenenin aksine oldukça sakin ve temkinli başladı. İlk hatayı yapan Şeji oldu. Penaltı noktasına gelen Emre Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Galatasaray'ın etkili olamadığı maçta Vebo, Baroni'ye aldı atledi, fark 2 oldu. Son dakikalarda topun başına geçen Melo penaltıyı kaçırınca Dünya Derbisi'nin galibi 2-0'la Fenerbahçe oldu. Galatasaray ile puan farkı 9'a çıktı. Derbi zaferinin ardından Antalya'ya giden Fenerbahçe, Vebo ile henüz maçın başında öne geçti. Diarra devre biterken maçı eşitledi. Sinir harbi şeklinde geçen ikinci yarının son anlarında Musa Sow sahneye çıktı ve 90+2'de Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tekrar Kadıköy'e dönen Fenerbahçe'nin rakibi bu kez Beşiktaş'tı. Fenerbahçe daha iyi oynayan tarafken Olcay Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Santra yapılır yapılmaz Emenike skoru eşitledi. Fenerbahçe tam bu maç benim derken Meireles'in kırmızı kartı geldi. Kırmızıdan dakikalar sonra Sow sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Devre bitmek üzereyken Hugo Almeida'nın Kadıköy'ü şoka uğratan 2 golü geldi ve Beşiktaş soyunma odasına 3-2 önde gitti. Penaltı itirazları verilmeyen gol derken Necip 69'da kırmızı gördü. Fenerbahçe bir kişi eksik de olsa rakibini süklase ettiği 45 dakikadan sadece bir gol çıkarınca sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Kupada Fethiye'yi elenen Fenerbahçe bu kez ligin zorlu deplasmalarından Rize'deydi. Kuvuke'nin 11. dakikada gelen golü takımı sarstı. Fenerbahçe oyuna ortak olmakta zorlandığı devreyi Cristiano'nun frikik golüyle eşit kapattı. Korakor geçen ikinci yarıda sahneye Vebo çıktı ve 83'te attığı golle Fenerbahçe'ye çok kritik 3 puanı getirdi. Bu golle en yakın rakibe atılan puan farkı 8 oldu. Kadıköy'e dönen Fenerbahçe'nin karşısında ligin sempatik takımı Akhisar vardı. Konuk ekip 24. dakikada 10 kişi kalınca Fenerbahçe rahatladı. Rahat geçen 65 dakikanın ardından 4-0'lık skorla Fenerbahçe üstünlüğü görülüyordu. Karlı havada ligin zor deplasmanlarından birine çıkan Fenerbahçe oyun olarak bir türlü istediğini yansıtamadı. Karabükspor Tolunay Kafkas ile daha diri, daha güçlü bir takım haline gelmişti. Fenerbahçe 2-1 mağlup olup ayrıldı. Ancak buna yol kazası olarak bakıldı. Fenerbahçe ilk devrenin son haftasında Kayserispor'u ağırlıyordu. İlk yarı 0-0 bitti. Ancak ikinci yarı tam bir şov vardı. Cristiano'nun penaltısından saniyeler sonra Bobo skoru eşitledi. Son yarım saate girilirken Sow perdeyi açtı. Mehmet Topal Emenike derken Caner'in müthiş golüyle perde kapandı. 5-1. Devreye gidilirken Fenerbahçe 41 puanla lider, Galatasaray 33 puanla ikinci, Beşiktaş ise 29 puanla üçüncü sıradaydı. Sarı lacivertlilerin rakipleri puan farkının ineceğini düşünüyor, kendi maçlarını da hesaba katarak puan farkını 3 eksik sayıyordu. İkinci devre Konyaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe maça kötü başladı. Djalma'nın 22'de gelen golü bu duruma tuz biber ekti. Bruno Alves'in devre sonunda gelen kafası durumu eşitledi. Egemen 80'de galibiyet golünü attı ama iki zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe'nin oyunu kafalarda soru işaretleri bıraktı. Fenerbahçe iki zorlu virajdan ilki için Eskişehir'deydi. Eski dost Bienvenu 28'de harika bir aşırtmayla yeni takımını 1-0 öne geçirdi. Kayt 41'de eşitliği getirdi ancak sarı lacivertliler kötü oynuyordu. Bu oyunun cezası 82'de Erkan Zengin'in plasesiyle geldi. Puan farkı Şubat ayının ilk günü 7'ye düştü. Fenerbahçe bu kez Sivasspor'un konuğuydu. Sarı lacivertliler iyi başladı, pozisyonlar kaçırdı. Her şey iyi giderken net penaltı verilmedi. O pozisyonun dönüşünde hakem Yunus Yıldırım, Egemen'in müdahalesine faul dedi, sarı kart çıkardı. Egemen adeta çıldırdı. Hakem kırmızı kartı verdi. Aslında maç 21. dakikada Fenerbahçe için bitti. Skoru 58 ve 81'de ev sahibinin golleri belirledi. Fark 9 Şubat'ta 4 puana düştü. Ancak Galatasaray farkın 1 olduğunu söylüyordu.
puan farkının 4'e düşmesiyle gerginleşen Fenerbahçe, İstanbul'un güçlü semt takımı Kasımpaşa'yı ağırladı. İlk yarı tempolu, istekli ancak yetersiz bir oyunun ardından 0-0 bitti. Emre 64'te güzel bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Ancak 79'da Malki eşitliği sağladı. Kabus başlamadan henüz 81'de Bekir golü attı ve Fenerbahçe'yi rahatlattı. Puan farkı Beşiktaş ile 5, Galatasaray ile 6 oldu. Fenerbahçe bu kez Elazığspor'un konuğuydu. Denk ve agresif geçen ilk yarının son dakikalarında Elazığspor tartışmalı bir pozisyonun ardından 1-0 öne geçti. Fenerbahçe gol ararken 58'de bir tartışmalı pozisyonun daha ardından Christian atıldı. 82'de Mehmet Topal skoru eşitledi ancak sarı lacivertlerin son saniyede bu kez de penaltı itirazları sonucu değiştirmedi. Puan farkı 4'e indi. Puan farkının azalmasıyla gerginleşen Fenerbahçe, Gençler Birliği'ni konuk etti. İlk yarısı 0-0'a biten maçta Fenerbahçe ikinci yarıya tempolu, agresif ve istekli başladı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır iki kere penaltı noktasını gösterdi, Emre skoru belirledi. Galatasaray deplasmanda puan kaybedince puan farkı 6 oldu. 10 Mart'ta Fenerbahçe Trabzon deplasmanındaydı. Gerginlik maçın ilk düdüğünden önce başladı. Sahaya sürekli yabancı madde yağdı. Emenike'nin 23'te gelen golünden sonra olaylar iyice patlak verdi. Kale arkasındaki fileler indirildi. Volkan'ın ayağının dibine bir duran top esnasında 45+10. Dakikada yanıcı maddeler yağınca Bülent Yıldırım maçı tatil etti. TFF maçı daha sonra 3-0 tescil etti. Trabzon'dan 45 dakikada 3 puan çıkardı. Karan Fenerbahçe, Kayseri Erciyesspor'u ağırlıyordu. Kayt'ın ilk yarıda gelen golü takımı rahatlattı. Oyunu rölantiye alan Fenerbahçe, 56'da Edinho'nun penaltı golüyle ilkildi. Caner Erkin maçın krize girmesine mani oldu ve soldan harika getirdiği topla Emenike'ye golü attırdı. Fenerbahçe puan farkını 8'e çıkardı. Fenerbahçe bu kez zorlu geçmesi beklenen Gaziantep deplasmanındaydı. Ancak Emenike bu maçı tek başına almaya kararlıydı. Emenike kişisel becerisi ve gücüyle 10 ve 34'te skoru 2-0 yaptı. Gol için çok savaşan Sol 76'da skoru belirledi. 24 Mart akşamı Galatasaray ile puan farkı 11, Beşiktaş ile 10'du. Fenerbahçe yine zorlu geçmesi beklenen maçta Bursaspor'u ağırladı. Bursaspor direnç gösteremeden 17'de Fenerbahçe Kayt ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle ancak tedirgin bir havayla devam eden maç Sov'un 75 ve Bon'un 86'daki golleriyle rahatladı. 3-0 kazanan Fenerbahçe puan farkını 13'e çıkardı. Şampiyonluk gelmek üzereydi. Fenerbahçe büyük derbi için arenadaydı. Dirsekler, tekmeler, ardı arkası kesilmeyen kartlar derken kaptan Emre 40'ta kırmızı gördü. 10 kişi kalan Fenerbahçe sürekli düdükle duran maçta Schneider'in 9. dakikadaki golüne cevap veremedi. Maçın en çok konuşulan ismi hakem Bülent Yıldırım oldu. Puan farkı 10'a indi. Fenerbahçe, Antalyaspor ile Kadıköy'de şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarından birine çıktı. Caner 21'de frikikle takımı öne geçirdi. Isaac 27'de skoru eşitledi. Puan farkı takımın rahat oynamasını sağlıyordu ama maç da sıkıntıdaydı. 68 ve 89'da Katleç, 90'da sol sahneye çıktı. Fenerbahçe 4-1 kazandı. Galatasaray'ın Sivas'a yenilmesi, Beşiktaş'ın Konya ile berabere kalması sonrası fark en yakın takipçi Beşiktaş ile 12'ye çıktı. 13 puan geride kalan Galatasaray hedefini ikincilik olarak belirledi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine oldukça sakin başladı. Kayt'ın pası Sov'un golüyle 1-0 öne geçildi. Ama takım bu sezon çokça olduğu gibi tedbirli oynama ve kontak kapatmak arasında ayrım yapamayınca Beşiktaş beraberliği buldu. Ancak derbi 1-1 bitince Rizespor maçına 1 puan yetecek halde Kadıköy'e gidildi.
önce Avrupa kupalarından men edilen sarı lacivertliler daha sonra Salzburg ve Arsenal ile ön eleme oynadı. İngiliz devini elenen Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek derken Cas'tan gelen haber camiayı sarstı. Sezon devam ederken gerçekleşen kongrede Mehmet Ali Aydınları geride bırakarak bir kez daha başkan seçilen Aziz Yıldırım hakkında Yargıtay'dan gelen karar sonrası Fenerbahçe'de bir deprem daha yaşandı. Tüm saha dışı etmenlere karşın Ersun Yanal'ın her fırsatta ifade ettiği gibi saha içinde kalan Fenerbahçeli futbolcuların zor şartlarda kazandığı şampiyonluk taraflı tarafsız tüm futbol severlerce ayakta alkışlandı ve Fenerbahçe 19. şampiyonluğu Nisan ayında ilan etti.